Merhaba değerli izleyenler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde bine yakın köy yolu ulaşıma kapanırken Erzurum ve Kars'taki bazı uçak seferleri iptal edildi. Doğu Anadolu'da etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Erzurum ve Kars'taki bazı uçak seferleri iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre Erzurum'da dün öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı iç hat seferlerinde aksamalar yaşandı. Kar ve tipi yüzünden Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'ndan saat 9.20'de, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 9.30'da, İstanbul'daki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan saat 10.50'de, Erzurum'a yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İstanbul'daki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan saat 10.30'da, Kars Harakani Havaalanı'na yapılması planlanan uçak seferinde de olumsuz hava koşulları yüzünden yapılamayacağı belirtildi. Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan, Muş'ta, İlgeneni ve Erzincan'ın Otlukbeli, Kemah, Çayırlı, Tercan, Üzümlü ve Refahiye ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır'da da merkeze bağlı 8 okulda eğitime bir gün ara verildi. Erzurum, Palandöken ve Konaklı kış turizm merkezlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Erzurum'da öğrenci velileri perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklama bekledi. Dün yoğun kar yağışı altında öğrencilerin okula gittikten sonra eğitime ara verildiğinin açıklandığını, bu yüzden öğrencilerin gidiş ve dönüş yolunda sorun yaşadıklarını belirten veliler, valiliğin yapacağı açıklamayı bekledi. Yoğun kar yağışı sebebiyle ana arterler başta olmak üzere ulaşımın yoğun olduğu yollarda kar temizliğinin sürdürüleceğini, bu yüzden okullara erişimde sorun yaşanacağı kaygısı taşıdıklarını bildiren veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda erken açıklama yapılması durumunda kendileri ve öğrencilerinin mağduriyet yaşamayacağını kaydediyorlar. Öte yandan Erzurum, Palandöken ve Konaklı kış turizm merkezlerinde kar kalınlıkları 1 metreyi aşarak turizmcinin yüzünü güldürdü. Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum'da otomobiller kar altında kaldı. Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum'da otomobiller kar altında kaldı. İki gündür aralıklarla olan yağışla birlikte kar kalınlığı Erzurum'un merkez ilçelerinde 1 metreyi bulurken araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Park halindeki birçok araç adeta kardan kayboldu. Kara saplanan otomobilleri de vatandaşlar ittirerek saplandıkları karlı yollarda ilerletmeye çalıştı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bölge genelinde etkisini artıran zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı bugün de devam edecek. Hava sıcaklıklarının azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kar timleri, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplı yollara ulaşımı açmak için canla başla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve kırsalda ulaşıma kapanan 1446 mahalle yolunu, araç ve yaya trafiğini aşmak için görev yapan 400 personel karla etkin bir şekilde mücadele ediyor. Büyükşehir'in Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü'nde görevli 150 personel ana ve ara arterlerde cadde ve sokaklar ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kardan temizliyor. Söz konusu çalışmada 14 kamyon, 7 tuzlama ve bıçaklı araç, 6 greyder, 5 kepçe, 4 mini loader, 3 eder, 1 kar savurma, 1 unimog olmak üzere toplam 41 araç kullanılıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı diğer ekiplerde 250 personelle köy statüsünde mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerindeki kapalı yolları ulaşıma açmak için elverişsiz hava şartlarıyla mücadele ediyor.
Kırsalda gerçekleştirilen karla mücadele çalışmasında da 42 greyder, 20 kepçe, 9 dozer, 5 kar savurma aracı, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 kar üstü araç toplama üzere toplam 87 araç kullanılıyor. Yetkililer zincirsiz ve kış lastikleri olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda araç sürücülerini uyararak tedbirsiz bir şekilde trafiğe çıkan vatandaşlarımız kendi canlarını tehlikeye attığı gibi diğer sürücülerinin de hayatını riske atıyor. Lütfen zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkmayalım. Kar yağışından ötürü oluşabilecek trafik kazalarının yaşanmaması için toplu ulaşım araçlarını kullanalım dedi. Palandöken ilçesinde etkili olan kar yağışının olumsuz etkisine karşı hazırlıklı olan Palandöken Belediyesi, sıkıntılı herhangi bir durumun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre çalışıyor. Palandöken ilçesi genelinde etkili olan kar yağışının olumsuz etkisine karşı hazırlıklı olan Palandöken Belediyesi, sıkıntılı herhangi bir durumun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre çalışıyor. Palandöken Belediyesi 150 personel, 5 adet kar bıçaklı tuz sericili kamyon, 6 greyder, 2 mini loader, 2 ekskavatör, 10 adet kamyon, 2 adet kepçe traktör, 5 adet kepçe ile karla mücadele ediyor. Palandöken merkezde sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yapan Palandöken Belediyesi, gece yarısı başladığı yol açma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 15 ekiple kent merkezinde kesintisiz gündüz gece olmak üzere iki vardiya halinde yaklaşık 150 personel görev alırken, ekipler öncelikli olan hastaneler, sağlık ocakları, okullar ve diğer kamu kurumlarına giden yollarda ve sokaklarda kar temizleme ve yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Yol açma ve kar temizleme çalışmalarına 5 adet kar bıçaklı tuz sericili kamyon, 6 greyder, 2 mini loader, 2 ekskavatör, 10 adet kamyon, 2 adet kepçe traktör, 5 adet kepçe ile karla mücadele ediyor. Karla mücadele çalışmalarına gece yarısı başladıklarını hatırlatan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ekiplerimiz karla mücadelede gece yarısı başladı ve halen devam ediyor. Gördüğünüz lüzum üzerine hizmet alımları yapılarak kar çalışmalarımızdaki ekip ve ekipman sayısını da artırdık. İlçemizin temiz ve sağlıklı bir kış geçirmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Şu an itibariyle kesintisiz 7-24 saat ve çift vardiya halinde hizmet veriyoruz. Palandöken Belediyesi olarak sorumlu olarak alanlarımızdan ulaşımda hiçbir sorun yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerimizi aldık, almaya gayret ediyoruz dedi. Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışına rağmen karın esarete dönmemesi için yoğun çalışıyor. Palandöken ilçesi genelinde etkili olan kar yağışının olumsuz etkisine karşı hazırlıklı olan Palandöken Belediyesi, sıkıntılı herhangi bir durumun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre çalışıyor. Palandöken Belediyesi 150 personel, 5 adet kar bıçaklı tuz sericili kamyon, 6 greyder, 2 mini loader, 2 ekskavatör, 10 adet kamyon, 2 adet kepçe traktör, 5 adet kepçe ile karla mücadele ediyor. Palandöken merkezde sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yapan Palandöken Belediyesi, gece yarısı başladığı yol açma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 15 ekiple kent merkezinde kesintisiz gündüz gece olmak üzere iki vardiya halinde yaklaşık 150 personel görev alırken, ekipler öncelikli olan hastaneler, sağlık ocakları, okullar ve diğer kamu kurumlarına giden yollarda ve sokaklarda kar temizleme ve yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Yol açma ve kar temizleme çalışmalarına 5 adet kar bıçaklı tuz sericili kamyon, 6 greyder, 2 mini loader, 2 ekskavatör, 10 adet kamyon, 2 adet kepçe traktör, 5 adet kepçe ile karla mücadele ediyor. Karla mücadele çalışmalarına gece yarısı başladıklarını hatırlatan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,
Ekiplerimiz karla mücadelede gece yarısı başladı ve halen devam ediyor. Gördüğünüz lüzum üzerine hizmet alımları yapılarak kar çalışmalarımızdaki ekip ve ekipman sayısını da artırdık. İlçemizin temiz ve sağlıklı bir kış geçirmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Şu an itibariyle kesintisiz 7-24 saat ve çift vardiya halinde hizmet veriyoruz. Palandöken Belediyesi olarak sorumlu olarak alanlarımızdan ulaşımda hiçbir sorun yaşamaması için gerekli tüm önlemlerimizi aldık, almaya gayret ediyoruz dedi. Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan odun yüklü kamyon devrildi. Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan odun yüklü kamyon devrildi. Dün akşamdan beri bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava trafik kazalarına da neden oldu. Eleşkir-Horasan istikametinde seyreden Mehmet Bektaş idaresindeki 29AY355 plakalı odun yüklü kamyon, Horasan yol ayrımında yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyon şoförü Mehmet Bektaş kazadan yara almadan kurtulurken Erzurum Ağrı Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araç muayene ücretleri 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere zamlanacak. Buna göre yılbaşından itibaren otomobil muayene ücretleri 191,16 liradan 198,24 liraya çıkacak. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamda yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2017'de yeniden belirleniyor. Söz konusu ücretlerde vergi usul kanunu genel tebliği ile 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Buna göre yılbaşından itibaren muayene ücretleri otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 258.42 liradan 267.86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt arazisi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 191.16 liradan 198.24 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 97.94 liradan 101.48 liraya yükselecek. Öte yandan yılbaşından itibaren araç muayene yetki belgesi ücretleri de artacak. Araç muayene işletme yetki belgesi ile geçici işletme belgesi 120'şer lira, yola elverişlilik muayenesi yetki belgesi de 24.613 lira olacak. Emeklilerin ve memurların 2017 yılında alacakları zamlı maaşları belli oldu. 11.6 milyon emeklinin ve 3.1 milyon memurun cebine giren para değişecek. Ocak'ta maaşlar 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar artırılacak. Enflasyon tahminine göre zam oranının %3.73 olması bekleniyor. Ocak zamı %3.73 olursa en düşük maaş 2000 yılından önce emekli olan SSK'larda 1339 liradan 1389 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'larda 798 liradan 828 liraya, Bağkur esnaf emeklilerinde 1163 liradan 1206 liraya, Bağkur tarım emeklilerinde ise 916 liradan 950 liraya yükselecek. Memur emeklilerine Ocak'ta %3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci yarısında enflasyon %5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 1701 lira seviyesinde bulunuyor. %3'lük zamla bu maaş 51 lira artışla 1752 liraya yükselecek. Enflasyon farkı oluşursa maaş daha da artacak. Ocak'ta memurlara %3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon %5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. %3'lük toplu sözleşme zammıyla maaşlar 76 ila 285 lira arasında artacak.
Kanal 25 haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.